Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde soru çözümü yapacağız. Evet hemen birinci sorudan başlıyorum. Bir e, px polinomu verilmiş. E, bu bir polinom belirtiyor diyor bana ve sabit terimi kaçtır diyor. Polinom belirtebilmesi için x'in üzerinin ne olması gerek demiştik? Doğal sayı olması gerek demiştik. Burada zaten x'in üzeri 1. Bu da sabit terimim x üzeri. Sıfır var çarpanı var ee, Bunlar zaten x'lerin üzerlerinin doğal sayı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar peki m ile -3 3-m Doğal sayı mı acaba bunu incelemem gerekiyor doğal sayı dediğim şey 0'dan 0 eşit ya da 0'dan Büyük olmalıdır Bu ifade ee, Evet hemen bakıyorum arkadaşlar 3'ü öbür tarafa atarsam ne oldu en büyük eşittir 3 Burada ne oluyor? M'i öbür tarafa atarsam 3 büyük eşittir e, M olmuş oldu. Bu ikisinin ortak e, çözümüne bakmam lazım. Bakıyorum, birincisi bana diyor ki M e, 3'ten 3'e eşit ya da 3'ten büyük olmalı diyor. 3'ü de alabilirsin diyor. Ya da büyük olmalı. Burada ikinci ifade de diyor ki M'in 3'ten 3'e eşit ya da 3'ten küçük olması gerekir. Bu ikisinin ortak olarak e, çözümü ne olur arkadaşlar? Emin 3 olması olur ortak kümesi. Evet emi 3 buldum. Şimdi emi 3 bulduysam gelip polinomda yerine yazayım. Çünkü sabit terimi soruyor bana. Emin 3 buldum arkadaşlar. Burada em yerine 3 yazdım. 3 eksi 3'ten 0 oldu. Burası x üzeri 0 olmuş oldu. x üzeri 0 dediğim şey 1'dir. Evet bu 1'i yazdım. Yine burası da 3 eksi 3'ten 0 oldu. x üzeri 0'dan şurası 1 geldi. Bir de ne var? 3 çarpanı var. Yani 3 çarpı 1'den 3 geldi. Burası x diye kaldı. 3 üç artı 3'ten burası 6 geldi. Şurayı bir düzenleyelim. Ne oldu? x artı 10 olmuş oldu ifadem. Bana neyi soruyordu? Sabit terimi kaçtır? Görünüyor ki polinomun burada sabit terimi 10'dur. Evet sabit terim 10 olmuş oldu. Evet hemen ikinci soruya geçiyorum. Aşağıdaki çok terimli ifade verilmiş. Buna göre aşağıdakilerin hangisi e, polinom belirtir? Hemen birincisinden başlamak istiyorum arkadaşlar. X'lerin üzerlerini incelemem gerekiyor. X'in üzeri burada 2 doğal sayı. Burada 1 tamam doğal sayı. Şuraya bakayım hemen. 1 bölü x dediğim şey üst ifadelerden hatırlamanız lazım. Ben bunu paya çıkartabilmem için x üzeri eksi 1 olarak yazarım. Bunun üssü 1 Yukarıya çıkarken eksi 1 olarak çıkıyor. Peki arkadaşlar şunu ben böyle yazabildiğime göre bunun üstü nedir arkadaşlar? Tam sayıdır değil mi? Evet eksili. Yani eksili bir sayı doğal sayı mıdır? Hayır değildir. O yüzden diyorum ki bu doğal sayı olmadığı için polinomu bozmuş oldu. Yani bu ifade polinom olamaz. Tek bir ifade bile bozsa, tek bir terim bile bozsa e, polinom olmuyor, belirtmiyor. Şimdi hemen ikincisine bakıyorum. Polinom polinom tamam yani polinomu bozan bir şey yok doğal sayı doğal sayı evet bunların hepsi doğal sayı ve bozan bir şey olmasaydı polinom belirtecekti. Hemen şuna bakıyorum. Kökün içinde eksili bir ifade var arkadaşlar. Kökün içinde eksili bir ifade olması demek gerçel sayı olmaması demektir. Bu sebeple polinomun bozuldu. Kökün içinde negatif bir şey Olmamalı diyorum. Bu da polinom belirtmedi. Eğer bu pozitif olsaydı polinom belirtecekti. Hiçbir sıkıntı olmayacaktı arkadaşlar. Ee, hemen bakıyorum bu ikisi olmadı. Üçüncüsüne bakacağım şimdi. Burada x'in üzeri 1. Burada da x'in üzeri 1. Bir. bir sıkıntı var mı peki? Ee, yok arkadaşlar. O yüzden diyorum ki hemen devam edeyim. Ne oldu bu? Polinom belirtti. Ee, diğerine geliyorum. Burada ifade edecek çok bir şey yok. Anlamışsınızdır. Basit zaten. Dördüncüye bakıyorum. 200, e, x üzeri 2 var. Doğal sayı. Burada ne var? Kökün içinde X var. Bakın arkadaşlar köklü bir sayı normal olsaydı kök 2 vesaire Önemli değil. Ama burada kökün içinde X var ve ben bunu nasıl yazarım? X üzeri 1 bölü 2 olarak yazarım. Peki 1 bölü 2 doğal sayı mı? Hayır değil. Bir Rasyonel sayıdır. Ben ne olmasını istiyorum? X'lerin üstünün hep doğal sayı olmasını istiyorum. O yüzden şu ifade yüzünden polinom belirtmiyor. Evet diğer beşinci ifadeye bakarsak. E, yine bakıyorum arkadaşlar. Şurada e, evet doğal sayı. Bu da doğal sayı. Bu da doğal sayı. Ama x karenin kat sayısı gerçel sayı olmalı. Gerçel sayı değildir ama. Kök eksi bir. O yüzden bu da polinom belirtmedi. Yani o yüzden diyorum ki bir tanesi sadece polinom belirtir. Evet, bir başka soru. Geliyorum üçüncü soruma. P(x) polinomu verilmiş. Baş katsayısı 2. Şimdi arkadaşlar baş kat sayı demek derecenin olduğu en büyük üslü terimin katsayısı demek. Yani şuradaki a ne oldu? 2 oldu. Tamam. Sabit terimi 3'tür diyor. Sabit terimi burada bakarsak x'siz gözüken yani sabit terim 3 arkadaşlar. Tamam. Diyeceğim ki d eşittir 3. Katsayılar toplamı 7. Katsayılar toplamını nasıl buluyordum? P1 eşittir 7 diyorum. Burada bakın P1 neye eşitmiş aynı zamanda? P eksi 1 e eşitmiş. Demek o zaman P eksi 1 de 7 olacaktır. Benim elimdeki veriler bunlar. Hemen Px polinomu bir düzgünce yazalım. Ne oldu? 2x küp oldu. B'yi bilmiyorum. Bx kare artı Cx artı 3 oldu benim polinomum. Ve ayrıca neyi biliyorum? P1'in 7 olduğunu biliyorum. O zaman x yerine 1 verelim. 1'in kübünden 1. 2 ile çarparsak 2. 1'in karesinden 1. B ile çarparsan B. 1 e, çarpı c'den c geldi artı 3 ve neye eşitmiş bu 7'ye şuradan düzenlersek b artı c e, artı ne geldi 5 Beş geldi 5'i öbür tarafa attım 2 oldu b artı c'nin 2 olduğunu bulmuş oldum. Evet bir de neyi yazayım p eksi 1 yazayım eksi 1 verirsek x'e eksi 1'in kübünden eksi 1 gelir eksi 1 ile 2'yi çarp eksi 2 oldu. Eksi 1'in karesinden 1 bir gelir. 1 ile b'yi çarp b oldu. Eksi 1 ile c'yi çarparsan eksi c artı 3 eşittir. Bu da neymiş? 7'ymiş arkadaşlar. Eksi 2 ile 3'ü topladığınızda 1 yapar. Öbür tarafa attık 6 olacak. Yani B eksi C eşittir 6. Burada sadece işlem yapıyorum arkadaşlar. Ve denklemlerimi bulmuş oldum. Şu iki denklemi şu tarafa çekiyorum. B artı C eşittir 2. B eksi C eşittir 6. Şunları taraf tarafa toplarsak bunlar gitti. 2B eşittir 8. B eşittir 4 çıkar. B'yi bulduktan sonra herhangi bir yere yazarsanız C'yi de eksi 2 bulacaksınız arkadaşlar. Şurada mesela 4 verirseniz 4 deneyi toplarsanız 2 yapar. Azaldığına göre eksi -2 demelisiniz. Tamam ben bunları buldum. Artık polinomda diyorum ki şu B 4'müş. C de -2'ymiş. Tamam. Bu sefer de bana diyor ki P2 değeri kaçtır? O zaman geleceksiniz. Birazcık e, soru uzunmuş arkadaşlar. Geliyorum. P2'yi bulmaya çalışacağım. Şöyle yapayım biraz daha düzgün bir şekilde. E, P2 eşittir. X yerine 2 veriyorum. 2'nin kübünden 8. 8 kere 2'den 16 arkadaşlar. Burada X'e e ne veriyorum? 2. 2'nin karesinden 4. Bir de 4 ile çarptım. 16. Çünkü artık B'yi bulmuştum. Sonra buraya yine 2 veriyorum. X'e 2 veriyorum. C'ye yi yine bulmuştum. Eksi -2 Eksi 2 ile 2'nin çarpımından Eksi 4. Yanında da ne var? 3 var. Evet Burası ne oldu arkadaşlar? 32 eksi 1'den şurası 32 şurası eksi 1 ne oldu cevabım 31 olmuş oldu. Evet biraz uzun bir soru adım, adım giderseniz her türlü çözüyorsunuz. Hemen dördüncü soruma geçtim. Her x gerçel sayısı için bu eşitlik sağlandığına göre abc toplamı kaçtır diyor. Öncelikle arkadaşlar şurayı bir açalım. Şurayı açarken ne yapmam gerekir? Dağıtma işlemlerimi yapmam gerekir. Evet. X ile x kareye çarparsanız x küp yapar. X ile eksi 3 x'i çarparsanız eksi 3 x kare yapar. X ile 5'i çarparsanız 5 x yapar. 1 ile x kare x kare 1 ile neyi çarparsanız aynı zaten. 1 ile eksi 3 x'i çarptınız. 3 x 1 ile 5'i çarptınız oldu evet buraya düzenleyelim x küplü başka terim var mı yanında yok x kübü yazdım x kareli terimim bu ve bu eksi 3x kare artı 1x kare yani eksi 2x kare toplamları 5x eksi 3x diyorum ki artı 2x 5x'den 3x çıktı 2x artı 5 oldu şu eşitliğin sağ tarafı arkadaşlar sol tarafı zaten aynı Duruyor. Evet. Ne olacak? Solla sağ taraf birbirine eşit olmalı. X küp, x küp. Tamam. X kareli terimin burada katsayısı eksi 2. kat katsayı a, yani a eşittir eksi 2 oldu. Burada e, şunu da hallettik. bx eşittir 2x, yani b eşittir 2 olmalı. C eşittir ne olmalı? 5 olmalı arkadaşlar. Sonra bana diyor ki bunların hepsini topla. A artı B artı C eksi 2 artı 2 artı 5. Bu ikisi birbirini götürdü. Yani toplamım ne olmuş oldu? 5 olmuş oldu. Evet. Bir sonraki soruya geçiyorum. 5. soru. Burada ne yapmam gerekiyor? Paydaları eşitlemem gerekiyor. X artı 1. Tamam arkadaşlar. Şimdi 2x bölü x artı 1 çarpı x eksi 1 eşittir. Ne yapacağım? A çarpı x eksi 1 geldi yanına artı artık e, paydalar eşit olduğu için e, ortak olarak yazabilirim. Evet, bölü diyeceğim x eksi 1 çarpı x artı 1 bakın paydalar ortak. Burası da eşit oldukları için hiç paydalarını görmesem de olur. Diyorum ki 2x eşittir a x eksi 1 artı b x artı 1. Şimdi arkadaşlar burada hiç daha önceden çözdüğüm gibi dağıtmaları yapmanıza gerek yok. Çok pratik bir yöntem var. onu uygulamanız yeterli. Şimdi diyorum ki ben şurada şurası sıfır olursa şurayı sıfır yapan değeri x değerine bulsam. Burası tamamen kaybolsa ben b'yi çözüp bulabilirim. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Önce şurayı sıfır yapan değeri düşünüyorum. Nedir arkadaşlar? x'e bir verirseniz orası sıfır olur mu? Evet önce x'e bir sıfır. x'e bir ee 1 1 verin. Yani şurayı 0 yapan değeri verdim. 1 verirsem bir kere 2'den 2 iki oldu. Buraya 1 vermiştim. 0 sıfır olmuştu. sıfırla A'yı çarptık. 0. Burayı görmezden geliyorum arkadaşlar. Yok oldu çünkü. Amacım da zaten buydu. Burası ne oldu? B çarpı ee ne oldu? 1 bir artı 1'den 2. Yani ne oldu arkadaşlar? 2B olmuş oldu. 2B i̇ki 2 iki ise B nedir buradan? 1'dir. Evet. B'yi bulmuş oldum. Şimdi diyorum ki A'yı nasıl bulabilirim? O zaman diyorum ki şurayı yok edeyim. Tamam. Burayı yok etmek için, buranın sıfır olması için düşünüyorum. X'e ne vermeliyim? Eksi 1 vermeliyim. Eksi 1 verirsem, eksi 1 ile 2'yi çarptık. Eksi 2. Tamam. Eksi 1 verdim. Eksi 1, eksi 1 daha. Eksi 2, eksi 2 A oldu burası. Tamam burası zaten e, sıfır yaptım ve yok olmuştu. Şimdi diyorum ki a da buradan eksi 2 a 2 e, a eşittir eksi 2 ise a buradan 1 olacaktır. Tamam bu ikisinin toplamını soruyor bana. İkisini toplarsanız cevap 2 olur. Evet 6. soruya geçiyorum. E, Px polinomu için Bunlar verilmiş diyorum ki şöyle önce her iki tarafı şu x eksi 1 katsayısından kurtarmak için her iki tarafı x eksi 1'e bölerim. x eksi 1'ler burada gider. Px yalnız kalır. x kare artı mx eksi 5 bölü x eksi 1. Şimdi arkadaşlar buradaki m'i nasıl bulacağız? Çarpanları ayırma. Biliyor olmanız lazım. Burada şöyle diyorum. X kare artı mx eksi 5. Bunu x ile x'in çarpımı şeklinde yazabilirim. Burayı da artı 5 ile eksi 1'in çarpımı olarak yazabilirim arkadaşlar. Bunları, buraların çarpımı bana bu sayıyı vermeli. x ile x'in çarpımı x kareyi verdiği gibi. Peki neden eksi 5'e artı 1 değil de artı 5'e eksi 1 verdim? Çünkü burada arkadaşlar hemen çapraz olarak çarptığımda ne olacak? 5x eksi 1 x'ten ne gelecek arkadaşlar 4x gelecek pozitif gelsin diye e, ve burası da pozitif olduğu için e, buna büyük olana pozitifliği vermiş oldum arkadaşlar öbür türlü yapsaydım şurası negatif çıkardı e, ve buradan m değerimi de bulmuş oldum gördüğünüz gibi m eşittir 4 oldu evet yani şunu hiç yapmasaydık bile hemen bulabiliyorduk arkadaşlar şuradaki çarpımından Hatta şöyle de diyebilirim arkadaşlar. Mesela bana Px'i sorsaydı ben şunu yazarken x artı 5 ile x eksi 1'in çarpım olarak yazabileceğim. Bir sonraki konumuz polinomlardan sonraki çarpanlara ayırma olacak. x artı 5 çarpı x eksi 1 olacak. Şu x eksi 1'i bu tarafa atmamdaki amaç zaten buydu. x eksi 1'ler gidecekti. Px eşittir x artı 5 olacaktı. Eğer polinom bulmam gerekseydi. Ama bana sadece m'i sormuştu. Ama yine de bunu da göstermiş olayım. Evet 7. soruya geçtim. Px polinomu aşağıdakilerine hangisidir? Yine her iki tarafı x eksi 2'ye böleceğim. Arkadaşlar şunlar gidecek. Burada Px yalnız kalacak. x küp eksi x kare eksi 2x. Bölü ne oldu? x eksi 2. Peki polinom bölmesini nasıl yapıyordum? Şöyle uzun uzun göstermek istiyorum. x eksi 2. Şimdi diyorum ki önce x küpte x e, kaç kere var? x kare var. x kare ile x küpü e, x affedersiniz x kare ile x'i çarparsanız x küp elde edersiniz bir de yanındaki eksi 2 ile de çarpmanız lazım buradan ne geldi eksi 2 x kare geldi bu ikisini çıkartırsanız x küp x küp gitti burada eksi ile eksinin çarpımından burası ne oldu artı oldu eksi x kare artı 2 x kare eksi x kare eksi eksi 2 x kareden burası eksi x kare artı 2 x kare oldu Buradan da cevap x kare oldu. Şu çıkartmanın cevabı tamam. Eksi 2x. Şurada lütfen şaşırmayın arkadaşlar. Şaşırıyorsanız şöyle uzun haliyle yazın. Evet. Sonra diyorum ki x kare eksi 2x oldu. Peki bunun içinde x kaç keredir? x karenin içinde x kaç keredir? x keredir arkadaşlar. Artı x diyorum. x ile x'i çarptık. x kare. Ee, artı ile çarpımından eksi 2x geldi burada. Bunlar tıpatıp aynı çıkardığınızda sıfır kalanını verecektir. Yani şunu şuna bölümü ne oluyormuş arkadaşlar? x kare artı x oluyormuş. Polinomumu bulmuş oldum. Evet 8. sorudayım. Her x gerçel sayısı için eşitliği sağlandığına göre a çarpı b kaçtır? Burada arkadaşlar fark ettiyseniz e, biraz bir, bir an birkaç soru öncesinde çözdüğümüz sorulara benziyor. E, paydalar verilmemiş direkt bu şekilde verilmiş bizim eşitlediğimiz halde verilmiş ben ne demiştim size önce şurayı yok etmeye çalışırsınız sonra burayı işte yok etmeye çalışırsınız önce x'e 1 verelim arkadaşlar x'e 1 verirseniz bir kere 2'den 2 4 ile toplayın 6. Yani bunları artık uzun uzun yazmak istemiyorum arkadaşlar. X'e 1 verdiğinizde şöyle olduğunu, buradan 2 geldiğini, 4 ile toplandığında 6 olduğunu herhalde kafadan da yapabiliyorsunuzdur. Ee, 6'yı buldum. Burada 1 verdim ne oldu? 1 1'den 0. Burası ne oldu? Yok oldu. Evet. Yok oldu burası. Şimdi diyorum ki burada da 1 artı 1'den 2. 2 ile B'yi çarp. 2B. Tamam. Diyorum ki B burada. 2 ile neyi çarparsanız 6 olur? 3'ü B 3 oldu. Evet. Şimdi B'yi buldum. A'yı nasıl bulacağım? Şurayı yok ederek yani diyeceğim ki şurada e, yok olması için x'in eksi 1 olması gerekir. x'e eksi 1 verelim. Eksi 1 ile 2'yi çarptım. Eksi 2. Eksi 2 ile 4'ü toplarsanız artı 2 yapar. Diyorum ki eksi 1 ile eksi 1'i topladım. Eksi 2 A oldu burası. Tamam. Diyorum ki A buradan eksi 1 çıkar. Eksi 2 ile neyi çarparsanız 2 yapar. Eksi ile eksinin çarpımından artı sonuç vermeli. O yüzden eksi 1 oldu arkadaşlar. Şimdi gelmiş gelelim. Ee, ne soruyor bana? A çarpı B'yi soruyor. A'yı eksi 1 buldum. B'yi 3 buldum. Diyorum ki eksi 3'tür cevabı. Evet. Bu kadar basit arkadaşlar. Tam sayılar konunuz, konusunda eksiğiniz kalmasın lütfen. Evet dokuzuncu soruma geçtim. Bakın diğer sorunun paydalı hali. Tamam. Şöyle x artı 2 ile çarpayım. x eksi 2 ile çarpayım ki paydalar şuraya eşit olsun. Bu sıfır iç paydayı yazmayacağım arkadaşlar. Bakın x eksi 2 çarpı x artı 2. x eksi 2 çarpı x artı 2. x eksi 2 çarpı x artı 2. Paydalar aynı olduğu için görmemezlikten gelebilirim. a çarpı x artı 2 artı b çarpı x eksi 2. Diğer soruya benzedi mi tıpatıp? Evet benzedi. Diyorum ki önce şurayı sonra burayı yok edecek değeri bulmalıyım. X'e önce eksi 2 verelim. Eksi 2 verirsek eksi 2 artı 4'ten 2 oldu. Eksi 2 verdim burası 0 oldu gitti. Eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 B. Evet buradan B ne gelir arkadaşlar? Her iki tarafı eksi 4'e böl eksi 4'e böl. 2 bölü eksi 4'ten eksi 1 bölü 2 gelir b'nin e, değeri. Şimdi x ne olur arkadaşlar bakalım. Şuranın 0 olması için ne veririm arkadaşlar buraya? 2 değerini veririm. x 2 iken bakalım 2 ile 4 topladım 6. 2 ile 2'yi topladım 4. Başında a var 4a oldu burası. Her tarafı 4'e böl 4'e böl 6 bölü 4'ten burası ne gelecek arkadaşlar? 3 bölü 2 gelecek. A değerini de buldum. Bana diyor ki A ile B'yi topla. A yine bulmuştum. 3 bölü 2. B yine bulmuştum. Artı eksi 1 bölü 2. Şurası nedir arkadaşlar? Eksidir. Yani 3 bölü 2'den eksi 1 bölü 2'yi çıkardık. 1 bölü 2'ye. 3'ten 1 çıktı. 2 bölü 2'den burasının cevabı 1 olacaktır. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Burada böyle işlemler e, ufak ufak şuralardan kaçmasın lütfen işaretlerden ya da ufak bölmelerden sadeleştirmelerden. Lütfen dikkat edin. Evet 10. soruma geldim. Px eşittir. Şu ifade verilmiş. Tekrar yazıyorum. Kübü artı x eksi birin karesi. Benden ne istiyor arkadaşlar? x artı bir değerini istiyor. X gördüğüm yere x artı 1 yazarsam bakın x gördüğüm yere x artı 1 yazacağım. Şu polinomda. X artı 1 yazdım. Yanında eksi 1 var. Kübü. X artı 1 yazdım. X gördüğüm yere yanında bir eksi 1'i var ve karesi. Bakın artı 1 eksi 1 gitti. Artı 1 eksi 1 gitti. Ne oldu? P x artı 1 x'in kübü artı x'in karesi Evet cevabım bu kadar. Hemen 11. soruya geçtim. Ne diyor? Px 2 eşittir. X kare eksi 4x artı 5. Benden ne istiyor? Px istiyor arkadaşlar. Px istiyor. Ben şurada x'in yapayalnız kalmasını istiyorum. Yani x eksi 2'nin tersini buraya yazarsam ne olacaktır? Eksi 2'den kurtulacak. Kurtuluyor olacağım. Evet x artı 2 yazmalıyız. Nereye? X gördüğümüz yere. Tamam. O zaman ne diyorum? Şurada P X yerine X artı 2 yazıyorum. Yanında da eksi 2 var. Eşittir. X gördüğüm yere X artı 2 yazıyorum. X artı 2 yazdım. Artı 5. Bakın artı 2 eksi 2 birbirini götürdü. P X kaldı. Zaten benim amacım Px'i bulmak. Burada karesini alırsam birincinin karesi x kare birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 2x artı e, 2x çarpı 2'den 4x geldi. Yanında ne var? 2'nin karesinden 4. Şuradaki dağıtmayı yapalım. Eksi 4 ile x'i çarp. Eksi 4x. Eksi 4 ile artı 2'yi çarp. Eksi 8 artı 5. Bakın artı 4x eksi 4x gider ne var başta? x kare artı 4 eksi 8 eksi 4 oldu artı 5. Şu sabitleri bir toparlayalım. x kare artı 1 olmuş oldu. Px'imizin e, değeri e, cevabı. Evet 12. sorudayım. E, bir polinom vermiş. Bu polinom belirtiyor diyor bana. Şimdi polinom belirtmesi için ne gerekiyor demiştim. X'lerin üssünün doğal sayı olması gerekir demiştim. Bu zaten sabit terimimiz. X üzeri sıfırlı terim. Sabit terim. Diyorum ki 4 bölüm M ve nedir şurası? Bakalım. 1 eksi M. Ne olmalı arkadaşlar? Doğal sayı olmalı. Yani sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olmalı. Şimdi şurayı çözersek arkadaşlar. Bakın şurada paydada M. Evet sıfır değerini alabilir mi? M'nin alabileceği değerlere bakıyorum. Sıfır değerini alabilir mi? Alamaz. Çünkü paydayı tanımsız yapar sıfır. E, bir alabilir mi? Evet. İki alabilir mi? Evet. 3 alırsa 4 bölü üçten rasyonel sayı olduğu için olmaz. Üçü alamadı ve dördü alabilir diyorum buradan. Evet şimdi şuraya bakalım. M'i öbür tarafa attım. Bir büyük eşittir. M oldu. Şuradan M'nin alabileceği değerler şurada nedir arkadaşlar? E, birden küçük Eşit ya da küçük olması gerekiyor. Sıfır. Eksileri alabiliyor muyum? Hayır. Peki emi sıfır alabilir miyim arkadaşlar? Hayır. Şurada söylemiştim. Paydayı tanımsız yaptığı için şurada da emi sıfır alamazsınız hiçbir e, koşulda. Tek başına olsaydı evet alabiliyordunuz. Ama e, tek başına değil şu ikisinin ortak çözümünü bulmam lazım. Ortak çözümde bu sıfır olmamalı. Evet. Peki arkadaşlar bakıyorum. bir olabilir mi? Evet. bir olabilir. İkisinde de bir var. Çünkü ikisini de sağlıyor. Ama iki ve 4 sadece buna ait. Diğerini sağlamaz. Çünkü mesela şuraya iki verirsek arkadaşlar. Bakın. 1-2'den eksi 1 eksi gelir. Ya da 1-4 verirsem M'ye e, ne gelir? Eksi 3 gelir. Bunlar hep x'in e, üstünün doğal sayı olmaması demektir. Şunlar da yapmadı. O yüzden m'ni hangi değeri aldı? Bir değerini aldı. Yani bir şey bir değer bulduğunuzda onu gelip soruda yerine koyup denemeniz lazım ve hem bunun için hem bunun için sağlaması lazım çünkü bu ikisi bir denklemde. Tamam mı arkadaşlar? Evet 13. soruya bakıyorum. şimdi bana diyor ki P2 değeri kaçtır? Diyorum ki şurada x yerine 2 yazmalıyım x yerine 2 yazıyorum arkadaşlar. P2 oluştu tamam. 2 çarpı ne oluştu şurada? 2 artı 3'ten 5 oluştu. Burada x gördüğüm yerlere 2 yazıyorum dediğim gibi 2'nin karesinden 4. 2 kere 3'ten 6 eksi 4 artı 4 eksi 4 birbirini götürdü. Şurada bir de Q5 değerini ben biliyorum aslında. 4 oldu. Ne oldu? P2 artı. 2 çarpı 4 eşittir ne oldu? Eksi 6 oldu. P2'yi bulmaya çalışıyorum. Burası artı 8 oldu. Öbür tarafa göndereyim hemen. Öbür tarafa gönderirsem eksi 8 diye gider. P2 eşittir. Eksi 14 olacaktır. Evet. 14. soruya geçtim. Şimdi bakalım arkadaşlar. X artı bir polinom olduğuna göre P3 kaçtır diyor. Şimdi ben öncelikle şurayı ee, x artı 1'i buradan çekmek istiyorum. Nasıl? x artı 1'e bölerim. Her iki tarafı x küp artı 1 bölü x artı 1'dir benim polinomum. Bu polinomun e, neyini istiyor? p3 değerini istiyor. Tamam. Buranın 3 olabilmesi için arkadaşlar x artı 1 eşittir 3 ise x nedir? Hangi değeri vermeliyiz? 2 değerini vermeliyiz. 2 değerini verirsem 2'nin kübünden 8. Yanında biri var. 2 artı 1'den tamam. Burası 9 bölü 3. Yani ne oldu p3 değeri? 3 çıktı arkadaşlar. Evet şurada yalnız bırakarak buldum. Ya da işte burada yine yerine yerleştirdikten sonra sonrasında da bölebilirdiniz. Hiç fark etmiyor. Evet son soruma geçtim. Evet arkadaşlar şimdi e, bana baş kat sayısı 3 sabit terim 4 katsayılar sayılar toplamı 2 olan ikinci dereceden bir px polinomu. Şimdi ikinci dereceden demek x küp x üzeri 4 x üzeri 5 gibi terimler yok demek. Yani en büyük derecesi ne demek arkadaşlar? Derecesi 2'ymiş ikinci dereceden adı üstünde yani diyorum ki x kare olacak en büyüğü 2 olacakmış yani x'in üstlerinden. Evet. Bunun bir de katsayısı da olabilir. Bilmiyorum. Genel halini yazıyorum şu anda. Ax kare artı bx artı c bunun e, genel halidir arkadaşlar. İkinci dereceden bir polinomun. Üçüncü dereceden dese ax küp artı bx kare artı cx artı d derdim. O da aklınızda bulunsun. Evet şimdi bu polinomun genel halini yazdım. Bana diyor ki baş kat sayısı 3. Yani şurası neymiş? 3. Sabit terimi 4. Sabit terimim 4. Evet. Ve kat sayılar. Bakın şurayı hallettim. Şurayı hallettim. Kat sayılar toplamı ne demekti? P1 demekti. Neymiş? 2'ymiş. Tamam. Bu da işime yarayacak. Şimdi şurayı bir düzenleyeyim. Px eşittir. 3x kare artı. B'yi hala bilmiyorum. Artı 4'müş benim polinomum. Evet. Şimdi P1'i vermiş bana. Diyorum ki P1'i bulayım. X yerine 1 yazıyorum. 1'in karesinden 1, 3 çarptık 3. 1 ile B'yi çarp B. 3 artı B oldu artı 4 eşittir diyeceğim. Ne vermişti bana? 2 vermişti. Burası ne oldu? B artı 7'den B'yi B artı 7'ye 2 ye eşitse 7'yi öbür tarafa atarsanız eksi 7 diye geçer. 2'den 7 çıktı. Eksi 5 olacaktır. B değeri. Tamam. Şimdi bana e, şimdi şurada tekrar yazıyorum arkadaşlar. Px neymiş? 3x kare. B yine buldum. Eksi 5. Eksi 5x artı 4 diyorum. Polinomumun e, bütün bilinmeyenlerini bulduğumda bu şekilde oluyor. Diyorum ki bana aslında p 1'i soruyormuş. p 1 e, x yerine 1 koyarsam eksi 1'in karesinden 1 gelir. 1 ile 3'ü çarp 3. 5 ile eksi 1'i bakın x'e 1 veriyorum. 5 ile 1'i çarparsam artı 5 ve yanında artı 4'ü var. Buradan cevabım ne gelecektir arkadaşlar? p 1'im 8 artı 4'ten 12 gelecektir yani cevabımız 12 olur Evet bu son sorumuzdu arkadaşlar e, Haftaya görüşmek üzere Kendinize iyi bakın